Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessirli emri. Vahlulukteten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Nam-ı Diyarlı Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Haşir Risalesi'nde de artık Hatime bölümünün sonlarındayız. Geçen derste şöyle demiştik. Hatime bölümünün sonunda Haşir Risalesi'nin andımızı var. Yani Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadı üzere biz nasıl iman ediyoruz? Buna dair kısa bir Arapça bir metin var. Bir amentü metni var. O metni okuyacağız bugün. Onun üzerinde konuşacağız. Tabi meali üzerinden dilimiz döndüğünce bir şeyler söylemeye çalışacağız. Ardından da Hatime bölümünün sonunda iki paragraf bir metin var. Onu da okuyup onun da üstüne bir şeyler söyleyeceğiz. Gücümüz yettiğince yine. Ondan sonra Hatime bölümüyle vedalaşmış olacağız. Nasip olursa ondan sonraki ders, yani bu bir sonraki dersimizde de 10. sözün mühim bir zeyli ve laikasının birinci parçası metnine başlarız diye umuyorum, diliyorum. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan. Okuyalım bakalım metin ne söylüyormuş. Şurasını hatırlayalım. Önce ayetler vardı. Pardon, şöyle bir yerden geleyim hatta. Bediüzzaman Hazretleri dedi ki, izahlarda bulunduktan sonra, meseleyi haşrın başından buraya kadar olan temsil suretlerine ve hakikatlerine dair olan beyanatımız Kur'an-ı Hakîm'in feyzindendir. Nefsi teslime, kalbi kabule ihzardan ibarettir. Yani biz ne yapıyoruz? Kur'an'ın ayetlerine ulaşmak için merdivenler, basamaklar, Risale-i Nur'u okumakla onları çıkıyoruz. Onları elde etmeye çalışıyoruz. Asıl zaten sözü söyleyen Kur'an, sünnet. Bunlardan almamız lazım dersi. Zaten bunların dersini de yine mürşitlerimizden alıyoruz. Ama birden o seviyeye çıkamadığımız için bize merdivenler, basamaklar lazım. Risale-i Nur'un fonksiyonu ve bütün mürşitlerin, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in istikametli mürşitlerinin fonksiyonu budur. Bundan ibarettir. Üstad Hazretleri burada Haşir Risalesi'nin ahirinde kendi konumunu da beyan ediyor. Hakkında çok dedikodu edilen, çok kendisine iftira da atılan, Cenab-ı Hak onlara o iftiralar atanları ahirette gösterecek yani. Bakınız, zaten beyan ediyor mürşidimiz. Meseleyi haşrın başından buraya kadar olan temsil suretlerine ve hakikatlerine dair olan beyanatımız, Kur'an-ı Hakîm'in feyzindendir. Nefsi teslime, kalbi kabule ihzardan ibarettir. Asıl söz ise Kur'an'ındır. Zira söz odur ve söz onundur. Dinleyelim dedi. Burada epeyce bir ayet-i kerime vardı. Hepsini tek tek okuyup çapımız yettiğince, elbette biz müfessir değiliz, bir şey değiliz. Ancak aklımıza gelen manaları, o da üstadımızın Haşir Risalesi'nde ve diğer metinlerinde işaret ettiği manalardan mülhem olarak, onlara dayanarak bir şeyler söyledik. Bu ayetler niye burada geçiyor diye anlamaya çalıştık. Ondan sonra da iki satır diyor ki Bediüzzaman Hazretleri, daha bunlar gibi ayat-ı beyyinat-ı Kur'aniye'yi dinleyip amenna ve saddakna diyelim. Yine adres Kur'an. Bakınız Haşir Risalesi, ben anlattım, benimle bitti bu olay, ben her şeyi başardım falan filan demiyor. Ne diyor? Aldık mı perspektifi, bakış açısını? Bununla Kur'an'daki ayetlere gidelim diyor. De diyor, yani burada açıkça beyanı var. Evet. Ondan sonra işte dediğim amentü metni, andımız, Haşir Risalesi'nin andımız kısmı başlıyor. Üstad Hazretleri burada diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim, amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del mevt hakkun. وَاَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ وَاَنَّ الشَّفَاعَةَ حَقٌّ وَاَنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا حَقٌّ وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اَشْهَدُ اَلَّا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ
ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ya bu kısmı okuduğum zaman bu hakkumlar beni çok şey yapıyor, etkiliyor. Bilmiyorum size de aynı o ses şeyi veriyor mu? Hakkun, hakkun dedikçe böyle sanki katılıyormuşum. Ben de oradayım, ben de destek oluyorum. Ben de buna iştirak ediyorum. Bu imana ben de sahibim. Böyle şeyi o hakkunlarda hakkun, hakkun demekle insan içinde bir heyecan, bir zevk olarak hissediyor. Bana öyle geliyor yani, bilmiyorum size de öyle geliyor mu? Devam edelim. Allahümme salli ala eltafi ve eşrefi ve ekmeli ve ecmeli semerati tuba'i rahmetike lezi erseltehu rahmeten lil alemin ve vesilete li vusulina ila ezyeni ve ehseni ve ecla ve e'la semerati tilket tuba'il mütedelliyati ala daril ahireti eyil cenneh. Devam ediyor. Allahümme ecirna ve ecir valideyna minen nari ve edhinne ve edhil valideynel cennete me'al ebrari bicahi nebiyikel muhtar. Amin, amin, amin. Ne okuduk bu güzel bal gibi Arapça metinlerde? Onun kısa bir meali burada verilmiş söz basım tarafından, Allah razı olsun. İlk kısım. O hakkunlu hakkunlu kızım var ya, orası. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah Teala'dan geldiğine, ölümden sonra dirilişin hak olduğuna, cennetin hak olduğuna, cehennem ateşinin hak olduğuna, şefaatin hak olduğuna, münker ve nekirin hak olduğuna, Allah'ın kabirlerdeki ölüleri tekrar dirilteceğine iman ettim. Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah bulunmadığına ve Muhammed'in Allah Resulü olduğuna şehadet ederim. İlk kısım buydu. Tamamını bir okuyayım, sonra tekrar dönüp ince ince anlamaya çalışalım. Dua kısmı var. Allah'ım, Tuğba-i Rahmetinin en latif, en şerif, en mükemmel, en güzel meyvesi olan, alemlere rahmet olarak ve cennet demek olan dar-ı ahireti gösteren şu Tuğba ağacının en süslü, en güzel, en parlak ve en âli semerelerine vesile-i usulümüz olan gönderdiğin zata salat ve selam et. Allah'ım, bizi ve anne ve babamızı ateşten koru. Bizi ve anne ve babamızı ebrar ile beraber seçkin peygamberinin hürmetine cennete dahil et. Amin, amin, amin. Demek az önceki andığımız kısmında bunları söylemişiz. Hem dua etmişiz hem de imanımızı beyan etmişiz. Evet, iman dediğimiz hadise elbette Cenab-ı Hakk'ın kalpte yaktığı nur öncelikle. İnsanın irade-i cüz'iyesinin sarfından sonra Saadet Haftezani Hazretleri böyle ifade ediyor, böyle tanımlıyor. Üstad Hazretleri de ondan bize naklediyor. İnsan iradesini hidayet yönünde sarf ediyor. Ancak hidayet yine kimden? Yine Allah'tan. Allah kalbinde o nuru yakarsa hidayete eriyorsun. Onun bağışı, onun yaratması yani. Hidayet de bir yaratılış. Yoksa sadece insan seçti ve oldu değil. İnsan kendi hidayetini yaratamıyor. İnsan sadece müsait hale gelmeye çalışıyor. Cenab-ı Hakk'ın iltifatını taşımaya, müsait olmaya, Cenab-ı Hakk'ın bahşını çekmeye çalışıyor kendi üzerine. Yaratışı yapan yine Cenab-ı Hak, hidayeti yaratan yine Cenab-ı Hak. Bu anlamda biz peki peygamberlerimiz aleyhisselam, ehl-i sünnet vel cemaat mürşidlerine nasıl bir pozisyon biçiyoruz? İster tarikat olsun, ister hakikat mesleği olsun, bizim burada onlara biçtiğimiz rol yansıtıcı olmam. Yani üretici değil, yansıtıcı olma. Biz de evliyanın, asfiyanın fonksiyonu, alimlerin fonksiyonu, peygamberlerin fonksiyonu hidayetin yansıtıcısı olmaktır. Elbette o yansıtıcılığın çok büyük kıymeti var. Yani mesela peygamberlerin aleyhisselam yansıtıcılığı olmasa insanlık nasıl hidayete ererdi?
Yani ya önemli değil hani onları aradan çıkaralım falan filan değil. Haşa öyle bir şey söylemiyoruz. Öyle bir şey Ehl-i Sünnet ve cemaat olan kimse kastetmez. Bizim ismimizin şeyi belli. Aidiyetimizin kodlaması belli. Biz Ehl-i Sünnetiz ve cemaatiz. Sünnet ne demek? Peygamber Efendimiz demek. Bütün peygamberlerin manası da içinde deruhte onun. Ve cemaat ehliyiz. Cemaate bağlıyız. Ekserin sözündeyiz yani. Ekserin tabi olduğu yoldayız. Biçtiğimiz fonksiyonu Cenab-ı Hak'tan gelen hidayeti bize yansıtıyorlar. Neden? Kendileri güzel taşıdıkları için. Bir güzel ayna var, bir de kötü ayna var. Güneş ışığından faydalanmak istiyorsunuz. Hangisini tercih edersiniz? Elbette güzel aynayı, iyi parlatılmış, iyi yansıtan aynayı. O aynayı kullandığınız zaman randıman alırsınız. Ama kötü, kırık, çatlak, üstü pis veya işte üstü kazınmış, çizilmiş öyle kötü bir ayna olsa elbette onun yansıtacağı ışıktan da fayda elde edilmez. Belki zararı bile olur yanılttığı için. İyi bir mürşit ve özellikle en başta peygamberler ismet sahibi oldukları için zaten onlardan daha iyi mürşit olmaz. Önce peygamberler ve peygamberimiz onların başında aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ondan sonra ehl-i sünnet vel cemaat mürşitler, peygamber varisi alimler ve işte ne diyelim tasavvuf büyükleri vesaire şeyhler, kutuplar, gavslar hepsi bunun içindedir. Hakikat mesleği veya tarikat mesleği hepsi bu mananın içindedir yani. Bu mesleğin erbabıdır. Hidayet mesleğinin. Onların fonksiyonu ne? Onlar da bizi kendileri iyi yaşadıkları için, hidayet sırrına mazhar olmaya çalıştıkları için yansıtıcılıkları da artıyor. Biz onlara tabi olduğumuz zaman, onlara baktığımız zaman aslında sünnet-i Resulullah'ı görmek kastıyla veya Cenab-ı Hakk'ın razılığını görmek kastıyla bakıyoruz. Eşrefoğlu Rumi'nin Tezekkün Nefs miydi? Bak kitabın ismini hatırlayamadım şimdi. Müzekkinül Nüfus. Müzekkinül Nüfus da olabilir. Evet galiba oydu. Dediği bir şey var. Diyor ki mürşit hem diyor kula Allah'ı sevdirir hem de Allah'a kulu sevdirir. Şimdi kula Allah'ı sevdirir tamam. Anlıyorsunuz marifetullah'la. Allah anlattığı zaman kul Allah'ı seviyor. Da Allah'a nasıl kulu sevdiriyor? Bunu düşündüğünüz zaman onun cevabı da geliyor. Neyle? Sünnet-i Resulullah'la. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti zaten Cenab-ı Hakk'ın sevdiği. Onu öğrendiğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın sevdiği gibi oluyoruz. Onun sevgisini kendimize çekiyoruz. Çünkü sevdiği gibi olduk. Sevdiği gibi olmak muhabbeti üzerimize çeker. Düşünelim mesela kendi şeyimizden. Bir tane diyelim muhabbetini kazanmak istediğimiz insan var. O da şu rengi çok seviyor. Kırmızı giyenleri çok seviyor. Veya işte rahmetli birinci abi vardı. Takkesiz olana kızardı namaz kılarken. Veya işte sırtı açık tişört giyene falan çok kızardı böyle şeylere. Şimdi birinci abinin rahmetli muhabbetini çekmek istiyorsan böyle takkeni falan filan hatta sarığını hazırlayacaksın. Çünkü o onu seviyor. O seviyor ama kendisi için. Hayır o da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için seviyor. O sevdiği için seviyor. Yoksa kendisinin özel bir takkeye merakı veya sarığa merakı yok. Demek ki ne? Aslında biz bir silsile üzerinden Efendimiz'e bağlanmış oluyoruz Aleyhisselatü Vesselam. Onun sevdiği gibi olduğumuz zaman da Cenab-ı Hak bizden razı oluyor. Çünkü zaten onun da bize anlatmak istediği Cenab-ı Hak bizi nasıl sever? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın derdi, davası bu. Kullar bir Cenab-ı Hakk'ı nasıl severler? Marifetullah, Cenab-ı Hakk'ı tanımakla elbette bu mümkün. İki, Allah'a kullar nasıl sevdirilir? O da işte onun sevdiği gibi olmakla, razı olduğu şekilde hareket etmekle mümkün olur. Bu da Efendimiz'in sünnetinin fonksiyonudur. Gördüğünüz gibi Efendimiz'in iki fonksiyonu var. Bir, kullara Allah'ı sevdirmek, marifetullah. İki, Allah'a kulları sevdirmek, o da sünnet. Sünnet-i seniye. Buraya nereden geldik? Mürşitlerin fonksiyonundan geldik. Hatırladım şimdi. Evet, bu amentü metni bizim imanımızı icmalen, ehl-i sünnet vel cemaat imanını icmalen beyan eden bir metin. Üstad Hazretleri Haşir Risalesi biterken bunu böyle bir hatırlattı.
bir toparladı yani bizi. Çünkü orada çok izahlar, çok şeyler oldu, örnekler, temsiller falan. Toparlayıcı metinler kafamızı böyle berraklaştırır arkadaşlar. Mesela Amentü'yü biz çocukken bize öğrettiler. Allah razı olsun büyüklerimizden. Hep aklımızda. Niye lazım Amentü'yü bilmek? Özetle neye iman ediyoruz? Bunu kavramak için. Erkan-ı imaniyi bilmek için. İşte Amentü billahi ve melâketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahire ve bil kadere hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del mevt. Hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. O bütünlük aslında Müslümanlığın bütünlüğü. Müslümanlık o demek zaten. Bunlara inanmak demek. Elbette detayları da var. Ama ana şablon bu. Burada yine o şablon geliyor. Haşir Risalesi'nin ahirinde Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah Teala'dan geldiğine, ölümden sonra dirilişin hak olduğuna, cennetin hak olduğuna, cehennem ateşinin hak olduğuna, şefaatin hak olduğuna. Bak, şefaat buraya niye geldi? Konuşacağız. Münker ve nekirin hak olduğuna. Bu niye buraya geldi? Allah'ın kabirlerdeki ölüleri tekrar dirilteceğine iman ettim. Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah bulunmadığına ve Muhammed'in Allah Resulü olduğuna şehadet ederim. Bu da kelime-i şehadetin manası. Üstad Hazretleri'nin yine külliyat içinde beyan ettiği bir şey var. Bu elbette yani ehl-i sünnet imanının zaten özü. Bu erkan-ı imaniyenin bir parçası diğerine göre ya bu önemsizdir denilecek gibi değil. Hepsi birbiriyle bağlı. Birisine inanmanız hepsine inanmanızı gerektiriyor. Detayları da buna dahil hatta. Elbette bunların arasında inkarının küfür olduğu var, inkarının başka bir manaya geldiği var. Erkan-ı imaniye değil de daha alt detaylar için söylüyorum. Hocalarımızın derslerinde bunların izahı var. Ben girmeyeyim, haddim değil. Ama yukarı çıktıkça hepsi lazım oluyor. Ya ben iman ettim ama kadere inanmıyorum kardeşim. Olmaz. Niye olmaz? Bak Amentü'nün parçası. Niye parçası? Çünkü yaratılışı kadersiz açıklayamayız. Kader yok dediğimiz zaman Allah haşa bilmeden yaratıyor demiş oluruz. Ya bizim Allah'ımız bilmeden mi yaratıyor? Bizim Allah'ımız öyle bir Allah mı? Yani erkan-ı imaniyeden hangisinden bir parça feda etseniz, vazgeçseniz doğrudan en yukarıda Allah tasavvurunuzda kesikler oluşmaya başlar, kopmalar oluşmaya başlar. Ve artık o Allah tasavvuru İslam'ın Allah tasavvuru olmaz, bizim güzel Allah'ımız olmaz. Ne olur? İşte şirk teolojilerinin tanrıları gibi olmaya başlar. Öyle bir Allah ki mesela Abdülaziz Bayındır diyor ya her şeyi bilmez. Ya böyle bir şey nasıl Allah olabilir? Biz Allah dediğimiz zaman o biricikliği kastediyoruz. Dışında bir şey kalmayan ne ilim, ne irade, ne kudret. O biriciklik, o eşi benzeri olmazlık. Biz onu kastediyoruz. Allah dediğimizde öyle mükemmel, öyle kemalde bir Allah'ı kastediyoruz. Allah her şeyi bilmez. Oldu, şunu bilir, bunu bilmez. E sen ne yaptın? Bilmediği bir alan çıkardın. Peki bilmediği alanın yaratıcısı kim? Bu doğal olarak şirke gidiyor. Bak Allah bilmiyorsa Allah yaratmıyor demektir. Bir şey bilinmeden yaratılabilir mi? Mümkün değil. Geçtiğimiz derslerde de verdiğimiz örnek. Şimdi çay yapacağım. Ben çay yapmayı bilmesem çay yapabilir miyim? Yapamam. Ben cappuccino yapmayı bilmiyorum. Yapamam. Çünkü bilmiyorum. Öğrenmem lazım. Öğrenirsem olabilir. E peki sen Allah her şeyi bilmez dedin. Allah her şeyi bilmiyorsa o bilmediği kısım senin o safsatanda, o vehminde, o dalaletinde bilmediği bir kısım tayin ettin ya onu kim yaratıyor? Bilen tayin etmen lazım ona. Çünkü ilim yükünü kaldıracak birisi lazım. Benim her şeyin ilim yükünü kaldırmama gerek yok. Ben yaratmıyorum ki. Bunlar insanla Allah'ı karıştırıyorlar. Bak şimdi. Ben mesela çayın moleküler düzeyde nasıl olduğunun, bilmem şusunun, busunun, kaynama şeyinin, kanunlarının, şunun, bunun bilmeme gerek yok. Köylü Mehmet amca da suyu kaynatmasını biliyor. İşte Eskimo da kutuplarda suyu nasıl kaynatacağını biliyor. Amerika'daki Kızılderili de suyun nasıl kaynayacağını biliyor. Avustralya'daki aborjin de biliyor suyun nasıl kaynayacağını.
Afrika'daki yerliler de biliyor suyun nasıl kaynayacağını. Bunların fizik bilgisi mi var? Yok. Kimya bilgisi mi var? Yok. Ya ne yapıyorlar? Atom altı düzeye falan şeyleri mi var? Yok. Onlar her şeyi yaratmadıkları için her şeyi bilmelerine gerek yok. Altına ateşi verdiğin zaman, bir şeyi tutuşturup altına koyduğun zaman suyun olduğu bir kabın, orada kaynama sıcaklığının elde edilebildiğini, suyun buna kaynama tepkisi verdiğini bilmek onlara yetiyor. Bu bilgi insana yeter. Neden yeter? Çünkü insan yaratıcı değil. Ama onun altında o işte ateşi yakmak, suyu kaynatmak, bunların asıl o oluşun asıl ilmi, onun derininde yatan atom altı düzeyden tut en üst düzeye kadar, en geniş kanunlara kadar. Oradaki oluşlar, bunu birisinin bilmesi lazım. Ben yükümü ona atıyorum çünkü. Bir örnek, la teşbih ve la temsil. Şimdi ben giriyorum internete, faturamı yatıracağım zaman ne yapıyorum? Kredi kartı numaramı yazıyorum. İşte orada kod var, işte şu var, bu var, şifre geliyor telefonuma, onu yazıyorum. Faturam ödeniyor. Peki bu bankayla firmanın arasında olanlar, bu sitenin yazılımı, işte o sitenin arkasındaki ilim, bunları benim bilmeme gerek var mı? Yok. Ben o kadarını yapmıyorum ki. Ben hazır bana verilmiş bir şablon var. Orada dolduruyorum. O doldurduğum zaman tıklıyorum. İşlemi aslında site yapıyor. Ben sadece son tuşa basmış gibi oluyorum. Son seçim yapmış gibi oluyorum. Onun dışında her şeyi site hallediyor. Benim sitedeki her şeyi bilmeme gerek yok. O siteyi yazacak bilgisayar mühendisliği bilgisine sahip olmama gerek yok. Serverlarını benim kurmama gerek yok. Bana onlar hazır geldi. Bunun gibi de insanoğluna bu alemde her şey hazır geliyor aslında. Ya işte çay kaynatmak. Ya neyi yaratıyorsun orada sen? Sen hazır olmuş suyu alıyorsun, hazır olmuş kaba koyuyorsun, hazır olmuş ateşi yakıyorsun. Yanabilir hazırlıktaki maddeyi yakıyorsun. Yanacak maddeyi yakıyorsun. Her şey hazır, 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 hazır. Bir yerlerde kimyevi işlemler olmuşsa bile onların öncesindeki ilimdeki şey hazır. İşte kibrit. Kibritin nasıl yapılacağı yine kanunlara bağlı. O kanunlar alemin başından beri, yaratılıştan beri hazır, 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 hazır. Hazır oğlu hazır. Sen o hazır oğlu hazırın üstüne son tuşa basıyorsun. Şimdi senin mi oldu bu yaratma işi? Olmadığına göre ilmine de ihtiyacın yok. Benim kibritin nasıl yapıldığını bilmeme gerek yok. Çakıyorum, yanıyor, bana bu yetiyor. Ama bu bana yetiyor. Çünkü benim arkamda Allah var. Her şeyi bilen, her şeyi irade eden, her şeye kudreti yeten Allah arkamda var. Ben o yüzden rahatım. Üstad Hazretleri'nin verdiği yine o örnek, bir asker diyor, orduya intisaplı olduğu zaman bütün yükünü kendisi taşıması gerekmez. Ona verilmiş görev nedir? İleride koşup sipere mi yatacak? Onu yapar. Siperde mi bekleyecek? Onu bekler. Tankın içinde atış mı yapacak? O görevi yürütür. Geri dönüp geri hizmetlerde mi çalışacak? Onu yapar. Ama mesela tankı nasıl yapacağını bilmesine gerek yoktur tankı kullanan kişinin. O nasıl gideceğini bilse yeter ona. Veya tanka top mermilerini, o tankın kullandığı mermileri taşımasına gerek yoktur. Onunla vazifeli başka asker vardır. Onu ordu sağlar. Veya üstündeki üniformayı kendisinin dikmesine gerek yoktur. Elindeki silahı kendisinin işte demir dökümden falan çıkarıp yapmasına gerek yoktur. Bunlar hep ona hazır gelir. Onun orada kendi vazifesi vardır. O kendi vazifesini ihya eder, yerine getirir diyelim. Bu niye böyle? Çünkü orduya bağlı. Arkasında ordu kuvveti var. O yüzden bütün yükü tek başına taşımak zorunda kalmıyor. Kendisine ayrılmış kısmı taşıyor sadece. La teşbih ve la temsil, insanoğlunun da hali burada böyle. Bütün hayvanların da, canlıların da hali böyle. Cenab-ı Hak arkamızdaki o bütün yaratılış yükünü, ilim yükünü, irade yükünü, kudret yükünü o taşıyor, o yaratıyor. Biz en son çizginin kenarında hazır topu bekleyen forvet gibiyiz. Top geliyor, bize çarparak içeri giriyor gibi neredeyse yani. Ha, orada Cenab-ı Hak irademize, cüz'i irademize bir pay açmış. Ayağımızı kalenin içine doğru tutarsak kalenin içine giriyor, dışına doğru tutarsak dışına gidiyor diyelim. Ama onun dışında bütün böyle rakip takımı yenen bizmişiz gibi falan böyle havalara girmememiz lazım. Buraya nereden geldik? Buraya da herhalde şeyden geldik. İşte o akaidin birbirine bağlı oluşundan geldik. Birisini önemsemediğiniz zaman
birisini yoldan çıkardığınız, aradan çıkardığınız zaman bu bütün hepsine yansıyor. İşte kader üzerinden bunu konuştuk. Yine mesela Allah'a inandım ama meleklerine inanmadım. Ya Allah melekler var diyor. Kur'an'ın da meleklerden bahsediyor değil mi? Peygamberlerine elçi gönderdiğini peygamberleri de söylüyor. Şimdi bu. E sen Allah'a inanmadım, Allah'a inandım ama meleklere inanmadım dediğin zaman bir bak sözün gitti, peygamberlere sen yalancı demiş oldun. Çünkü peygamberler meleklerden haber alıyorlar. Yani Cebrail Aleyhisselam'ın geldiğinden, Efendimiz'e vahiy getirdiğinden şüphe mi var yani Müslüman olan birisi için? Yok. Hatta tahrif olmuş olsa da diğer dinlerde de mesela Gabriel diyor onlar. Cebrail Aleyhisselam'ın varlığı onlara da malum. Meleklerin varlığı onlara da malum mesela. Şimdi sen bunu inkar ettiğin zaman bak şüphen gitti, peygamberlere ulaştı. Ya bu peygamberler acaba haşa sümme haşa yalancı mı ya? Bak melek falan diyorlar ama biz görmüyoruz. Acaba yalan mı söylediler falan. Bak peygamber ne oldu? Püf. Kur'an'a geldi. Kur'an'da meleklerden bahsediyor. Şimdi ne diyeceksin sen? Ya melekler yok ki. Şimdi Kur'an'da melek diye bir şeyden bahsediyor. Acaba yok mu ya? Acaba bu Kur'an'da mı düzmece falan? Bak oraya gidiyor. Çünkü onlar ondan bahsediyorlar. İşte kitaplar, vahiy, hayır ve şerrin Allah'tan gelişi, bunların her birisindeki şüphe hepsine sirayet ediyor. İşte meleklere iman, kitaplarına inanmak, kitaba iman etmen. Ya peygambere inanıyorum ama Kur'an'ın hak kitabı olduğuna inanmıyorum. Bence insan sözü. Var ya öyle birisi Mustafa Öztürk diyor, insan sözü diyor. Ona iman etmediğin anda ne oldu? Peygamber Allah adına Aleyhisselatü Vesselam peygamberimiz haşa sümme haşa Allah adına Allah Celle Celaluhu adına yalan uydurmuş oldu. Kendi sözünü onun ağzından koyuyor. Kur'an'ın üslubuna bakalım arkadaşlar. Hepiniz az çok okumuşsunuzdur ayetleri, mealleri vesaire. Kur'an'da peygamber efendimiz ben şöyle şöyle anladım tarzı mı anlatıyor yoksa Allah böyle böyle buyuruyor tarzında mı anlatıyor? Ya Kur'an'a muhatap olduğunuz zaman bizzat Allah sözüymüş gibi değil mi? Allah sözü zaten de yani üslup da şey değil, ikinci kişi naklediyormuş, üçüncü kişi naklediyormuş üslubu değil. Bizzat Allah konuşuyor üslubu, Kur'an üslubu. Dolayısıyla Kur'an'a insan sözü dediğiniz anda haşa sümme haşa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı en büyük yalancı haşa sümme haşa öyle bir çamur onun eteğine bulaşamaz da ima etmiş olursunuz. Çünkü yalanın büyüğü nedir? Yani derece yapalım. Ben işte filancanın adına yalan söylesem onun makamına bakılır. Benim eşitimse bu yalana göre işte onun ölçüsü değişir ama en aşağının en üstü taklit etmesi, en aşağının en üst adına yalan söylemesi en büyük yalancılıktır. Yani o kişiler arasında makam farkı açıldıkça adına yalan söylenen büyüdükçe yalan da büyür. Adına yalan söylediğiniz büyüdükçe yalan da büyür. Nasıl ki ihanet derecesine göre değişir mesela. Arkadaşına ihanet edersin, bu da bir ihanettir. Ailene ihanet edersin, bu da bir ihanettir. Ama vatana ihanet etmek en büyüğüdür. Niye? Çünkü derecesi çok yüksek. Dine hıyanet etmek yine çok büyüktür. Bir de düşün Allah'a hıyanet etmek. Allah adına yalan söylemek. Ne kadar büyük bir hainlik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi dostunun düşmanının parmağını ısırdığı kemali karşısında, ahlakı karşısında, doğruluğu karşısında bir insan, öyle bir insan olduğu halde bir de en büyük hainliğe tenezzül etmiş. Haşa sümme haşa. Yani böyle bir had bilmezlik işte neyle mümkün? İmansızlıkla mümkün. Böyle laflar edenler de aslında kendi imanlarındaki zaafı ortaya koyuyorlar. Tekfir etmiyoruz biz şimdi ama onu ehli yapsın. Biz ehli değiliz o işin. Alimlerimiz daha iyi bilirler. Ama yani malı da anlayalım. Bu maldaki o ıslaklığı da kavrayalım. Buna hoca demeyelim. Buna alim demeyelim. Buna profesör, buna ilahiyatçı demeyelim. Adam bu noktaya varmışsa bu söz her yere gider. Bunu düşünelim. Evet. Meleklere iman, kitaplara iman. Kitaplara iman gördüğünüz gibi ne kadar önemli. Peygamberlere iman. Kitaba inanıyorum ama peygamber ya olur mu? Onun eliyle gelmiş. Sen peygambere güvenmediğin anda o şüphe kitaba da gider.
Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismeti veya bütün peygamberlerin ismeti neden lazım? Çünkü peygamberler günahsız olmazsa, yanlış yapar bir halde olursa, bazen haşa sümme haşa yalan söylüyor oluyor falan filan, böyle lafı kıvırıyor falan, öyle olursa ne olur? Bu şüphe Kur'an'a da gider. Peki Kur'an'ın bir yerinde acaba bunu yaptı mı? İnsanlık acaba da kalır. Avam şüphede kalır. Avam da havas da şüphede kalır yani. Burada avam havas farkı yok. Öyle bir taneyi, çamur tanesi, şüphe tanesi Kur'an'a sirayet etmesin diye Cenab-ı Hak peygamberleri muhafaza etmiş. İsmetli, günahsız yaratmış onları. Hatalardan korumuş. Hatta nübüvvetten önce bile. Ha, küçük zelleleri oluyor ama öyle büyük hata, bir ahlak olarak hele onlarda yanlışın bulunması mümkün değil. Ya işte peygamber ama eli de durmazmış, çok hırsızlık yapardı. Haşa sümme haşa. Peygamber ama çok yalan söylerdi. Haşa sümme haşa. Böyle bir peygamber olamaz. Böylesine peygamberlik gelmez. Çünkü onun elindeki kitaba da güvenilmez. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ahiret gününe iman. Zaten Haşr Risalesi boyunca biz bunu konuştuk. Ahirete inanmadığınız her zaman bu dünyadaki her şeyin hakikati boşluğa düşüyor. Çünkü burada bir yarımlık var. Burada bir yarımlık var, bunu kabul edelim. İşte zalim, mazlum. Bazen zalim çok saadetli gidiyor. Bu dünyada görmüyormuş gibi gözüküyor cezasını. Yarım kaldı. Ne olacak? Ahiret olmazsa, haşir olmazsa, cennet cehennem olmazsa bu yarımlık tamamlanmamış demektir. Haşa, Allah yarım bırakmış demektir. Başka türlü vaat etmiş ama onu gerçekleştirememiş demektir. Haşa. Çünkü Kur'an'da, sünnette bunların bahisleri var. Böyle olacak, şöyle olacak buyuruyor. Bak, haşirden şüphe ettiğin zaman o da gidiyor yukarıdakilere. Melekler haşir haberini getirdi mi? Getirdi. Cenneti cehennemi gördük dediler mi? Dediler. Kur'an'da cennet cehennem bahsi geçiyor mu? Geçiyor. Ahiret bahsi geçiyor mu? Geçiyor. Peygamberler ahiretten haber vermişler mi? Vermişler. Cenneti cehennemi anlatmışlar mı? Anlatmışlar. Şimdi bak, sen ne oldu? Bir ahireti inkar ettim ya, ne olur. Diğerlerine inanıyorum. Ama ahireti inkar ettin, hepsini yalancı ettin. Onların içinde onlar geçiyor. Yani lafının nereye gittiğini bilmiyorsun sen. Ahmaksın yani, o denir sana. Eğer böyle yapıyorsan, hani bunu inkar ederim ama yine de Müslüman kalırım diye düşünüyorsan, sana ahmak denir. Lafının nereye gittiğini bilmiyorsun demektir bu. O yüzden ahirete iman da böyle. Bu amentünün parçası, imanımızın olmazsa olmazı. Elhamdülillah mürşitlerimiz de bize bunu öğretmişler. Kadere iman, az önce konuştuk neden lazım. Yaratılışın biliş yönünü açıklamak için. Kader olmazsa yaratılışın biliş yönü açıklanamaz dedik. Zaten kader bunun ünvanıdır. İlmi ilahinin bir ünvanıdır yani. Hayır ve şerrin Allah Teala'dan geldiğine. O bütünlük zaten bunu iktiza ediyor. Ya Mutezile mesela, onlar da işte şeylerden, onların kökü de mesela Mecusiler. Peygamber Efendimiz Kaderiye bu ümmetin Mecusileridir demiş. Yanlış hatırlamıyorsam Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin böyle bir hadis-i şerif var. Neden öyle? Onlar da çünkü Yezdan'la Ehriman diye iki ilaha inanıyorlarmış. Birisi iyilik tanrısı, birisi kötülük tanrısı. Yani şeytanı da mesela tanrı olarak görüyormuş onlar. Ona da bir yaratış kuvveti veriyorlarmış. Mutezile de İslam içinde böyle bir şeye sapmış. Güya Cenab-ı Hakk'ı tenzih etmek için işte ona yakışmayacak şeyler, şer işler, çirkin işler. Ya Allah'a yakışmıyor bunlar, Allah'a tenzih edelim. Bunları beşer kendisi yaratmıştır. Kul günahını kendisi yapıyordur. Varlık kendi şerrini kendisi yaratıyordur gibi bir yola girmişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mucizane bir şekilde şeyden haber veriyor onu. Kendisi için gayb olan bir vakitte haber veriyor. Kaderiye bu ümmetin mecusileridir diyor. Mutezile yani Kaderiye. Kaderi de inkar ediyor çünkü onların bir kısmı. Belki hepsi değil ama büyük bir kısmında o şey var. Zaaf var. Ama hayır ve şerri ayırdığınız ve yaratılışı böldüğünüz anda ne oluyor? Birkaç ilah demiş oluyorsunuz. Hatta herkes kendi şerrini yaratıyorsa herkes bir ilah olmuş demek oluyorsunuz. Ne oldu tevhid? Tevhidi gümlettin sen, İslam'ın özü olan. Onu dememeliydin. Ya ne demeliydin? Üstad Hazretlerinin bize öğrettiği o şey var ya. Halkı şer şer değildir. Kesbi şer şerdir. Cenab-ı Hak ateşi yaratmış. Ateşin 1000 tane faydası var.
sen doğru kullanamadın, evini yaktın. Şimdi evini yaktın diye o ateşi sen mi yaratmış oldun? Yo. Sen sadece doğru kullanamamaktan, yanlış kesbetmekten şerre çevirdin. Kesp kazanmak demek. Yanlış kullanımın, seçimin, yanlış tercihin şerri çekti üzerine. Ama asıl o ateşin varlığı hayırdı. Hayır üzere yaratılmıştı. Cenab-ı Hak araba diye bir şey bağışlamış, insanoğluna öğretmiş. Şimdi mesela herkes arabayla gidiyor geliyor değil mi bir yerlere? Arabanın 40 tane faydası var. Arabasız artık yaşanamıyor. Diyoruz ya araba olmasa nasıl gideriz geliriz falan filan. Bir zamanlar bir BMC Ceylan minibüsüne biniyordum. Yaşlı bir amcaydı şoförü. Ben de o zamanlar lise öğrencisiyim. Yatılı okuyorum Sivas'ta. İlçeme dönüyorum. Bana dedi ki ya dedim takıldım yani amcaya. Amca dedim hani bu minibüsün hali gitmiş. Ahı gitmiş, vahı kalmış. Hali gitmiş yani bir şey kalmamış. Hala mı bununla sürüyorsun falan. Oğlum dedi ben gençliğim de bununla İstanbul'a gidiyordum dedi. Ya gün söyledi ama yalan olmasın 4 gün mü dedi 5 gün mü dedi yani öyle gidiyorduk biz İstanbul'a dedi. Düşünün biz 14 saatte 15 saatte şimdi Sivas İstanbul arabayla gidiliyor geliyor trafik falan olmazsa. Bak bu bir nimet ama işte kazası da oluyor. Uyudun bir yere çarptın öldü. Peki uyudun bir yere çarptın öldü diye o arabayı sen mi yaratmış oldun? Hayır. O araba hayır üzerine Cenab-ı Hakk'ın bahşi olarak yaratıldı. Yani arada insan perde ama asıl yaratan Allah onu. Biz sadece olanları birleştiriyoruz. Olanları birleştirerek yaratışa vesile oluyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın nasıl ağaç elmasına perde oluyor, arabaya da insan perde oluyor. Ama dönüp baktığında insanda o arabanın tamamını yaratabilecek şey var mı? Ya yoktu hiç demir diye bir şey. Yokluktan ortaya demir çıkardım. Cozut ettim böyle ortaya demir çıktı. Yok. Yoktu hiçbir şey. Şöyle bir şey yaptım. Plastik ortaya çıkardım. O plastiği yuvarladım falan elimin gücüyle falan. Yok öyle bir şeyin yok yani. Bunları hep Allah yaratmış. Sen hazır kanunlardan, hazır şeylerden istifade ediyorsun. Kesbediyorsun. İlahir. O anlamda şer dediğimiz şey zaten bizim kesbimizle ilgili. Bazen bir şey hayır olur ama sen onu şer algılarsın. Anlatılır ya hikaye. Bir adam konaklamış bir konak yerinde, bir su yerinde. Ama atını, devesini artık neyse bağlayacak yer bulamamış. Demiş ya böyle olur mu hani ben buraya bir kazık çakayım da millet faydalansın. Bir kazık çakmış, devesini ona bağlamış. Ben demiş gittikten sonra da insanlar bundan istifade etsin. Ondan sonra başka bir yolcu gelmiş. O da dalgınmış demek ki. Atını çekerek gelirken kafasını bir vurmuş direğe. Ulan demiş kim bunu buraya dikti arkadaş demiş. Hiç düşünmüyorlar mı insanlar gelir buradan geçerken çarpar falan. O da sökmüş atmış bak. O onu murad etti, o da onu murad etti. Yani ikisi de aslında hayır murad ettiler. Ama birisi şer olarak algıladı onu. Çünkü kendisine zarar gördü. Kendi dalgınlığından ötürü. Diğerisi hayır niyet ederek dikmişti onu. Atlar bağlansın, eşekler bağlansın, binekler bağlansın niyet etmişti. Bak algı sadece orada. Ben hatam ile ona çarparsam bana şer oluyor. Ama o onun kendisinin bizzat şer olduğu anlamına gelmiyor. Deprem. Ben evimi zayıf yapmışsam. Cenab-ı Hak öyle takdir etmişse, o evden olacaksa benim ölümüm, yıkılıp öleceksem, benim adıma baktığın zaman şer gözüküyor. Ama genelde baktığın zaman jeologlar diyorlar ki ya deprem olmazsa dünyanın dengesi devam etmez. Yani o ne diyelim, yer küre katmanlarının uyumu, fay hatlarının işte dengesinin korunması falan filan bir sürü şey anlatıyorlar. Hani deprem aslında dünyanın hayatta kalma şekli. Öyle diyelim. Dünyanın hayatta kalma şekillerinden birisi deprem. Olmazsa olmazı. Ama biz onu kendi hayatımızda ne diyoruz? Ya şer bu diyoruz. Çünkü o bir sallandığı zaman evlerimiz de kavi değilse zarar görüyoruz. Korkuyoruz vesaire. Fakat orada o bizzat o şeyin kendisi mi şer? Hayır. Benim ona karşı muhatabiyetimden dolayı o şer oluyor. Bizzat onu şer yapamadığıma göre o zaman ne demeliyim? Bunun yaratılışı benimdi, bendendi dememeliyim. Ona kötü dememeliyim. Onu Allah'tan haşa
tenzih için bile olsa ayırmamalıyım. Onu da Allah yaratıyor, bunu da Allah yaratıyor. Bundaki kötülük benim kesbimden demeliyim, üstüme almalıyım. Şeytan, iblis, yaratılması bize şer geliyor. Ama onun sayesinde insanlık cennete gidiyor. Eğer imtihan olmasaydı cennet cehennem ayrımı olmazdı ki. Cenab-ı Hak bu imtihanı yaratmış. Kaç tane peygamber, evliya, asfiya, alim, salih mümin bu sayede yeşermiş tohumundan Tuğba cennet, Tuğba'yı cennet ağacı çıkmış. Cennette onlar ekilecekler, yaşayacaklar ebedi olarak. Ha, bazıları da tohumken çürümüşler ama onların kabiliyetsizliği, hak edişi, onlar da cehenneme gidecekler. Fakat bunun için denilmez ki şeytan şer oldu. Cenab-ı Hakk'ın yaratışı hikmetliydi. Sen kendine çekerek şer yaptın. İmanlı olsaydın, ihlaslı olsaydın, inşallah Cenab-ı Hak bizi onlardan eyler. İmanlı, ihlaslı olursak şeytan bizi aslında cennete götürmeye vesile olacak. Çünkü o imtihan bizi taşıyacak oraya. Gaza oluyor, cihad oluyor, şehitlik mertebesi kazanılıyor değil mi orada? Görünüşte şer. Gencecik fidanlar vefat ediyor. Allah hepsinden razı olsun, hepsine rahmet eylesin yani. Ama o adam evliya seviyesine çıkıyor orada. Dünyada olsa nasıl olacaktı belki hali? Günahta mı ölecekti, kumarda mı ölecekti, içkide mi ölecekti? Varsa öyle kötü alışkanlıkları. Ama Allah ona siperde ölmeyi, cihatta ölmeyi nasip eyledi. Ne oldu? Evliya oldu. Yani normalde işte sıddıklar makamından sonra şehitler makamı geliyor. En yüksek makamlardan birisi. Onu kazandı. Birkaç dakikada, bir şehadetle. Şimdi görünüşüne şer deyip sen bunu kötüleyebilir misin aşağı? Cenab-ı Hak onu hayır olarak yaratmış. Cenab-ı Hak her şeyi hayır yaratmış. Bizim sınırlılığımız, kapasite darlığımız nedeniyle o bize şer gözüküyor. En son bunu söylemiş olalım. Çok konuşmuşum, vakit epey geçmiş. Evet, ölümden sonra dirilişin hak olduğuna, zaten burada onu konuştuk epey. Cennetin hak olduğuna, bunlar onun içi artık, cehennem ateşinin hak olduğuna ve şefaatin hak olduğuna. Bak, şefaatin hak olduğu buraya niye geldi? Biz Haşr Risalesi'nde böyle bir şey konuştuk mu? Yok, konuşmadık. Fakat şefaat meselesi bugün mesela bazı dalalet fırkaları diyelim, bid'a fırkaları diyelim, çok gündem ettikleri bir mesele. Diyorlar ki ya şefaat diye bir şey yok, Kur'an'da şefaat yok falan filan. Halbuki Kur'an'da şefaat var. Kur'an'da bir farklı tasnifler içinde ayetler var. Bazıları diyor ki Cenab-ı Hakk'ı şefaat etmezse kimse şefaat hak edemez manasını şey yapıyor. Bazıları diyor ki Cenab-ı Hakk'ın izin verdikleri şefaat edebilir. Böyle ayetler de var arkadaşlar. Bununla ilgili Ehl-i Sünnet hocalarımız güzel videolar çekmişler. Dikkatli olun, o Kur'an Müslümanları veya işte başka fırkalar hep şey yapıyorlar böyle. Kur'an'daki bir kısım ayetleri delil olarak getiriyorlar. Halbuki başka ayetlerde diyor ki edecekler, Allah'ın izin verdikleri. Onu söyleyen ayetler de var ama onlar ona bakmıyorlar. Nereye çekiyorlar mevzuyu hep? O Cenab-ı Hakk'ın yaratış hakkının kendisinde olduğu, bağış hakkının kendisinde olduğunu beyan sadedinde buyurduğu ayetleri, yani onun elbette izniyle şefaat olur. Onun izni olmadan başka ne olur? Hiçbir şey olmaz. Onları çekip bu makamda okutuyorlar bize. Fakat geneline baktığınız zaman Kur'an'da şefaatin hak olduğunu, peygamberler başta olmak üzere Allah'ın salih kullarının şefaat hakkı olacağını, Cenab-ı Hakk'ın onlara bağışlamasıyla böyle bir hak sahibi olacaklarını biliyoruz. Yani bu da bize hikmetsiz gelmiyor. Dünyada ağacı, işte elmaya vesile eden Allah, ahirette de kendi bağışına kullarını vesile edebilir. Peygamberlerini aleyhisselam, evliyayı, asfiyayı şefaat için yine kendi bağışlaması için vesile kılabilir. Bu onun şanından, sıfatlarından, isminden uzak değildir. Burayı da böyle okuyalım, buraya niye geldiğini anlayalım. Münker ve nekirin hak olduğuna, kabirdeki sorgu sual biliyorsunuz. Bu da şimdi mesela bugünlerde diyorlar kabir azabı yok falan filan, Kur'an'da geçmiyor falan. Şimdi şöyle düşünelim. Bu dünyada ehli küfür manen bir tazip yaşıyor mu? Bazen madden de cezalandırılıyor. Kur'an'da kıssalar var. Ehli küfür kavimler cezalandırıldığını anlatıyor onların, değil mi? Bunlar burada cezalandırılıyorlar.
vicdanen cezalanıyorlar. Psikolojik sıkıntılar, daralmalar, buhranlar vesaire. Bu da bir ceza. O ceza var, bu ceza var. Ahirette zaten ceza alacaklar. Bu da Kur'an'da açıkça belirtilmiş. Cennet, cehennem bahisleri zaten malumumuz. Şimdi sen öyle bir gözle bakıyorsun ki tamam, görmek istemiyorsun Kur'an'da şeyi. Ama en azından akılla varman lazım. Ya burada ceza var, burada ceza var. Bu arada ben hiç olmuyorsam, yok olmuyorsam eğer, ki yok olmuyorum. Orası alemi berzah. Yani buradan buraya sıçrama yapmayacağım. Burada bir alem daha var. Ara bölme daha var. Şu an biz bu dünyadayız. Ama mezarda da ölülerimiz var değil mi? Bunlar yok mu oldu? Yok, yok olmadılar. Ruhları da duruyor. Bedenlerinin bir kısmı belki duruyor hala. O zaman burada olan azap, ahirette olan azap, o ara alemde de kendi şanına göre bir azap olmalı diye. Çünkü bu küfrün veya günahın şanıdır diye düşünmemiz lazım ya. Madem bu dünyada çektiriyor, madem ahirette çektiriyor, demek ki bunun şanında çektirmek var. E bu şanı mezarda terk etmez bu. Bu silsile devam eder diye aklen de insan oraya varabilir yani. Ki zaten bununla ilgili çok hadis-i şerifler var. Sahih hadisler, öyle yani şüphe edilecek hadisler de değil. Kabir azabının hak olduğunu ehl-i sünnet vel cemaat uleması da iman etmiş. Biz de elhamdülillah bu iman üzere yaşıyoruz. İnşallah bu iman üzere de ölürüz. Münker ve nekirin hak olduğuna, yani kabirde sorgu sual melekleri olacak biliyorsunuz, bize imanımız hakkında sorular soracaklar. Onların cevabımıza göre kabrimizdeki halimiz değişecek. Cenab-ı Hak orada işimizi kolaylaştırsın, dilimizi çözsün, kalbimize bu iman hakikatlerini getirsin de biz de Hafız Ali abi gibi meyve risalesiyle cevap verelim inşallah yani. Bildiğimiz hakikatleri orada anlatabilelim. Cenab-ı Hak bize lütfetsin bunu inşallah. Bilmediklerimizi de öğretsin, hatırlatsın. Allah'ın kabirlerdeki ölüleri tekrar dirilteceğine iman ettim. Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah bulunmadığına ve Muhammed'in Allah Resulü olduğuna şehadet ederim. Zaten bu şehadet üstteki imanı gerekli kılıyor. Üstteki iman da bu şehadeti gerekli kılıyor. Buna iman ettiysen sen bu kelime-i şehadeti getir artık. Ya da getirmişsin artık. Kelime-i şehadeti getiriyorsun, o zaman bunlara da iman etmen lazım. Bunlara da iman et yani. Etmiyorsan burada bir çelişki var. Yukarıdaki gibi iman etmiyorsan kelime-i şehadetinle imanın arasında bir çelişki var. Ya onda yalancısın ya bunda yalancısın. Ya onda yalancısın ya bunda yalancısın. Kelime-i şehadet getiriyorum ama kadere iman etmiyorum. Yalancısın, çünkü peygamberimizin peygamber olduğuna iman ediyorsan, onu tam böyle peygamber, Allah'ın buyurduğu gibi peygamber, dilediği gibi peygamber diyorsan, onun getirdiği bilgi seni bağlar. Nasıl kaçabilirsin bundan? Evet. Dua kısmında okuyalım. Allah'tan başka, burayı okuduk. Allah'ım, Tuğba-i Rahmet'inin en latif, en şerif, en mükemmel, en güzel meyvesi olan âlimlere rahmet olarak ve cennet demek olan dar-ı ahireti gösteren şu tuğba ağacının en süslü, en güzel, en parlak, en âli semerelerine vesile-i vusulümüz, yani bizim o âli meyvelere ulaşmamızı sağlayan, bizi oraya ulaştıran vesilemiz olarak gönderdiğin zata salat ve selam et. Amin. Efendimiz'e sonsuz salat ve selam olsun. Şüphesiz o bu hakikatleri getirmese, anlatmasa, bir hakkın yaşamasa biz bu emanete ulaşamazdık böyle nezih bir şekilde. O yüzden onun salatu ve selam getirmek bizim üzerimizdeki hakkıdır. Bir ekmek verene Allah razı olsun diyorsan, İslam'ı verene sürekli teşekkür edeceksin. Bir salavat getirmek şey diyor, ben diyor işte peygambere yalakalık etmeyi sevmiyorum. Allah Celle Celaluhu diyecek, diyor ya diyor ben Allah'a diyor yalakalık etmeyi sevmiyorum. Lan manyak, sana bir yerden bir ödenek bir şey çıktığı zaman 40 tane teşekkür ediyorsun orada. Yani atmadığın takla kalmıyor. Allah razı olsun bilmem şu bu. O bir tane dünyalık iyilik. Senin cenneti kazanmanı, bu dünyanın dahi cennet olmasını sağlayan kişiye onun hakkı yok mu yani, böyle bir her gün biatını tazelemen, teşekkürünü tazelemen, yeniden ahdi vefa etmen, hatırlaman yani onun yadını, onun senin üzerinde hakkı değil mi ya?
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kadar bizim üzerimizde hakkı yok mu? Allah'ın kemalinin ona Celle Celaluhu demek, onun medih ifadeleriyle anmak, güzel Esma-ül Hüsna'sıyla anmak hakkı yok mu senin üzerinde yani? Ya bu kadar mı insan bön olur, aptal olur ya? Düşünmemek mümkün değil arkadaşlar. Evet. Allah'ım bizi ve anne ve babamızı ateşten koru. Amin. Amin. Allah'ım amin. Bizi ve anne ve babamızı ebrar ile beraber seçkin peygamberinin hürmetine cennete dahil et. Amin. Allah'ım amin. Ebrar neymiş arkadaşlar? Ebrar burada verilmemiş. Üstünler, salihler diye biliyorum ben ama burada verilmemiş. Yani üst sınıf, salihler sınıfı diye biliyorum. Yanlış biliyorsam, hatalıysam yorumlarda yaz. Şu paragraflarda okuyalım. Metnimizi bitirelim. Biraz vaktimiz var. Ey şu Risale'yi insafla mütalaa eden kardeş. Deme. Niçin bu 10. sözü birden tamamıyla anlayamıyorum? Bunu her Haşir Risalesi okuyuşumda buraya geldiğimde ya diyorum üstad ne kadar haklısın yani. Hakikaten tam anlayamadığımı düşünüyordum hep yani. Bu şey de dahil buna. Yaptığımız okuma da dahil. Lan diyorum hani burada anlatamadığım bir şeyler oldu. Kavrayamadığım bir şeyler oldu. Nakledemediğim bir şeyler oldu. Şu şuraya niye konmuştu? Bu buraya niye gelmişti? Bunlar da yine eksikler kaldı diyorum. Her defasında hep bu teselli gönlüme sıcak geliyor. Ey şu Risale'yi insafla mütalaa eden kardeş. Niçin bu 10. sözü birden tamamıyla anlayamıyorum? Ve tamam anlamadığın için sıkılma. Allah razı olsun. Çünkü İbn Sina gibi bir dahi hikmet dahisi el haşru leysa ala makayise akliye demiş. Ne demiş? Burada devam ediyor zaten. Doğru mu okuduk? Bir daha okuyayım. El haşru leysa ala makayise akliye demiş. İman ederiz fakat akıl bu yolda gidemez. Yani ahşre, ahirete iman ederiz ama akıl bu yolda gidemez demiş İbn Sina. İman ederiz, akıl bu yolda gidemez diye hükmetmiştir. Hem bütün ulema-i İslam haşir bir meseleyi nakliyedir. Delili nakildir. Akıl ile ona gidilmez diye müttefikan hükmettikleri halde, yani rivayetlerde, ayetlerde, hadislerde olduğu için iman ederiz ama akılla ispat edilemeyiz demiş alemi, İslam alemi, ulemaları, İslam alimleri. Diyelim. Öyle demişler. Nakille iman ederiz. Ayetlerde, hadislerde vardır. İman ederiz. Bundan kaçamayız. Ama akılla o ispat edilemez demişler. Diye müttefikan hükmettikleri halde elbette o kadar derin ve manen pek yüksek bir yol birdenbire bir caddeyi umumiyeyi akliye hükmüne geçemez. Yani öyle onlara gizli kalmış bir mesele. Onlara gözükmemiş bir şey. Birdenbire ilk okuyana veya buna talip olana birden cadde gibi herkesin beraber rahatça geçebileceği bir şey haline gelmez diyor. Bir anda olmaz bu. Zor bir mesele yani. Kuantum fiziğini bugün kim anlıyor? Hatta şey diyorlar kuantumcular. Birisi kuantum fiziğini anladığını sanıyorsa bu kuantum fiziğini bilmediğine delildir. Yani anladım diyorsa diyor kuantum fiziğini bu kuantum fiziğini bilmediğine delildir. Çünkü anlaşılmayacak kadar karmaşık şeyler var diyorlar içinde. Bilim adamlarının görüşü. Kur'an-ı Hakim'in feyziyle, Halık-ı Rahim'in rahmetiyle, Kur'an-ı Hakim'in feyziyle, hikmetli Kur'an'ın feyziyle ve Halık-ı Rahim'in rahmetiyle şu taklidi kırılmış ve teslimi bozulmuş asırda. Burası çok önemli. Şu taklidi kırılmış ve teslimi bozulmuş asırda. Bakın gencecik çocuklar geçen bir video izledim. Abi ne kadar kolay. Ateist oldum, ateistim. Bir tanesi ben Müslümanım dedi. O da okumasını istedikleri duayı okuyamadı. İzmir'de galiba çekmişler. 7-8 genç var. 6'sı, 7'si diyelim ateistim dedi. Allah ya Rabbi onlara hidayet ver. Müslüman evlatlarını tekrar İslam'a bağışla. Bir tanesi ben Müslümanım dedi. O da o duayı okuyamadı yani. Bak. Teslim bozulmuş. Normalde böyle mi yaklaşım? Değil. Hadis diyorsun, ayet diyorsun, yapıyor böyle. Teslimi bozulmuş.
eskisi gibi ona aidiyet hissetmiyor, onu kendi mahallesinin namusu saymıyor yani. Bu hale gelmiş. Bu asır şu taklidi kırılmış. Yani önceki böyle yapıyordu, ben de böyle yapmalıyım. Ben salih ceddimden böyle gördüm, bu mirası taşımalıyım. Bu taklit kırılmış. Neyle? Batı özentisiyle, sekülerlik meyelanıyla bu artık kırılmış. Teslimi bozulmuş. Teslim de işte o nakli olan bilgiye teslimiyet. Allah böyle buyurdu, o zaman vardır demiyor artık şimdikiler. Mesela NASA bir şey dese ona inanıyor. NASA diyor ki Mars'ta su var. Tamam diyor. NASA diyor Mars'ta su var diyorsa vardır. Gittin gördün mü sen Mars'ta su olduğunu? İçtin mi bir tas? Yok. Ama NASA diyor diyor. Ya NASA diyorsa vardır diyor su orada. Efendimiz diyor aleyhissalatü vesselam cennette Kevser havuzu var. Oradan ben ikram edeceğim. Ya diyor ne Kevser ya diyor mesela. Allah muhafaza eylesin öyle olmaktan cümlemizi. Niye? NASA'ya imanı şeyden fazla. Ona teslim, buna teslim değil. Einstein demiş, tamam Einstein demiş, söyledir diyor. Ama diyorsun ki İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri şöyle demiş. Ya diyor şimdi. Olmuşmuş. Öyle demiş. Ben de böyle diyorum diyor mesela. Cenab-ı Hak bizi Ehl-i Sünnet ve Cemaat istikametinden ayırmasın yani. En önemli dua bu zamanda bu. Fatiha'daki sırat-ı müstakim şeyi var ya. İhtinas sıratel müstakim. O var ya en önemli dua. Yani ahir zamanda ondan önemli dua yok. Fatiha boşuna konmamış namaza. O içindeki o cümle boşuna geçmiyor. Onu günde 5 defa o namazların da her bir rekatında okumamız çok büyük ihtiyaç. Çok büyük ihtiyaç arkadaşlar. O derin ve yüksek yolu şu derece ihsan ettiğinden 1000 şükür etmeliyiz. Bak şu taklidi kırılmış ve teslimi bozulmuş asırda o derin ve yüksek yolu şu derece ihsan ettiğinden 1000 şükür etmeliyiz. Çünkü imanımızın kurtulmasına kafi gelir inşallah, inşallah. Fehmettiğimiz miktarına, anladığımız miktarına memnun olup tekrar mütalaa ile izdiyadına çalışmalıyız. Yani ziyadeleşsin, artsın, tekrar tekrar okuyalım, tekrar tekrar anlamaya çalışalım. Bu diyor marifetimiz artsın. İnşallah Cenab-ı Hak bize de ömür versin, afiyet versin. Fırsat, imkan versin, gayret versin, ihlas versin. Biz de inşallah bir gün gelsin tekrar dönüp Haşir Risalesini tekrar konuşalım. İnşallah bütün külliyatı ders yapar olarak bitirip hayalim bu inşallah bunu başarırım. Muvaffak olurum Allah'ın ihsanıyla. Ondan sonra bir daha dönelim de Haşir Risalesini tekrar konuşalım. Cenab-ı Hak bize bunu lütfetsin. Haşr-ı akıl ile gidilmemesinin bir sırrı şudur ki Haşr-ı Azam İsmi Azam'ın tecellisiyle olduğundan Cenab-ı Hakk'ın ismi Azam'ın ve her ismin azami mertebesindeki tecellisiyle zahir olan Ef'ali Azimi'yi görmek ve göstermekle Haşr-ı Azam bahar gibi kolay ve kolay ispat ve kat'i izan ve tahkiki iman edilir. Şu 10. sözde feyz-i Kur'an ile öyle görülüyor ve gösteriliyor. Yoksa akıl dar ve küçük düsturlarıyla kendi başına kalsa aciz kalır, taklide mecbur olur. Bir daha okuyayım burayı. Haşre akıl ile gidilmemesinin bir sırrı şudur ki, yani niye akılla haşre anlamak zor oluyor? Haşre azam, ismi azamın tecellisiyle olduğundan, Cenab-ı Hakk'ın ismi azamının tecellisiyle haşre olacak. Cenab-ı Hakk'ın ismi azamının ve her ismin azami mertebesindeki tecellisiyle zahir olan Ef'ali azimeyi görmek ve göstermekle haşr-ı azam bahar gibi kolay ispat ve kat'i izan ve tahkiki iman edilir. Yani genele bakman lazım, büyük resmi görmen lazım, kafanın biraz geniş düşünmesi lazım. Ancak diyor bu şeye ulaşırsan haşrı kavrayabilirsin. Detaylara, ince şeylere, küçük küçük parçalara bakarak diyor bu iş çözülmez. Aklın diyor küçük düsturlarıyla bu iş kavranmaz ya. Büyük şeyler mesela bahar büyük bir tecelliydi değil mi? O büyük tecellide neler olduğunu kavradık biz elhamdülillah. Üstad Hazretleri Kur'an'dan mülhem, Rum suresinin 50. ayetinden mülhem oradan anladı. O da bize anlattı. Baharda olan şey zaten haşrı anlamayı kolaylaştıracak bir süreç. Biz o süreci tam kavradığımız zaman dedik ki ha bak bu olabiliyormuş o zaman bu da olabilir. Orada Allah
binlerce, yüz binlerce türü tekrar varlığa çağırıyormuş, rahmeti bunu gerektiriyormuş. O zaman insan türünü de çağırır o rahmet. Veya dedik ki bak kudreti yetiyormuş, bu kadar türü tekrar varlığa döndürebiliyormuş. Aynı kudret insana da yeter, hayli hayli yeter diyebildik. Ama büyük tecelliyi kavrayınca oraya varabildik. O büyüklükteki gücü, inkişafı, rahmetin kapsamlılığını, bunları kavradık. O idrake erdik. O idrak bize haşrı anlaşılır, açıklanır, kıldı elhamdülillah. Yoksa diyor akıl dar ve küçük düsturlarıyla kendi başına kalsa aciz kalır, taklide mecbur olur. Burada okumayı unuttum ben. İbn Sina'nın yukarıdaki sözünü İmam-ı Gazali'nin bir eserinden alıntılıyor Üstad Hazretleri. Burada söz basımından Allah razı olsun yine kaynağı vermiş. El-İktisat, Fil-İktisat, sayfa 210-213. Bir de İbni Haldun'un mukaddimesinde geçiyormuş yine İbni Sina'dan nakille. 1254 sayfa herhalde, ikinci cildin 1254. sayfası diye anladım ben. Demek ki bak o söz de öyle şey değil, Üstad Hazretleri okumuş öyle dediğini biliyor, onu da naklediyor bize. Elhamdülillah arkadaşlar, bir saatin içinde Hatime bölümüyle vedalaşmaya muvaffak olduk. Allah bize lütfeyledi. Elbette tekrar konuşsak daha neler kaldı kim bilir. Ne enteresanlıklar, ilginçlikler, alınacak nasihatler, dersler var. Ama gücümüz bu kadar niyetli. Cenab-ı Hak azımızı çoğa saysın. Siz de öyle sayın. Kendiniz okumayı bırakmayın. Yani mutlaka siz de bir okuyun Haşr Risalesini. Tekrar bir üzerinden geçin. Devam ediyoruz. Yolculuğumuz bitmedi dediğim gibi. Burada ekler kısmı var. Haşr Risalesi'nde daha sonra konulmuş, eklenmiş bölümler var. Zeyiller var. Onları okuyacağız. Onlar üzerinden tefekküre devam edeceğiz. Daha alacağımız nurlar var yani. Allah hepinizden razı olsun. Bakıyorum şimdi durduğumuz yerle Haşr Risalesi'nin sonu arasında ne kadar şey var. Ona bakıyorum. Hemen size onu da söyleyeyim. Belki bir küçük müjde olarak. Belki de o ne kadar varmış diyeceksiniz. Haşr Risalesi 176. sayfada bitiyor söz basıma göre. Bu sayfa altı sözlüklü külliyata göre. Biz şu an 142. sayfadayız. Bence maşallah iyi gelmişiz. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak bunları bize kabirde Münker Nekir'in karşısında hatırlatsın. Bunlarla cevap vermeyi hepimize nasip eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.